Mısır'dan işte Filistin'e, İran'dan Suriye'ye. Çok bir şey değişmemiş bu arada hocam. Cumhuriyete dönelim. Ve ben de 5000 senedir değişmedi. Değil mi? Kitab-ı Mukaddes'te ne varsa aynı şey devam ediyor. Değişmez de. O niye öyle? Değişmez. Gen bu. Ben birçok şeyi gene bağlarım ama değişmez. 5000 senelik şeyi mi değiştireceksiniz? O hiçbir şey değişmez. Yani o coğrafya insanların zihnini de değiştirmiyor değil mi? Yani zihninde de o... Ama sadece orası değil, birçok yerde. Dünyanın birçok bölgesinde büyük anlaşmazlıklar hep devam eder. Şey olmaz. Anlaşmazlığın dışına çıkıp çözüm üretemiyorlar. Olmaz. Bizde de bazı meseleler çözülmez. Ben söylüyorum arkadaşlar falan diyorlar ama... Hangi mesele? Ermeni meselesi. Çözülmez. Hı. Kan girdi araya. Onun çözümü yoktur. Hayır. Filistin meselesi de çözülmez. Filistin meselesi de çözülmez. İki devlet de çözülmez. İki devlet olamaz zaten. Çözülmez. Bir gün onu da konuşalım mı? Hatta ben o defteri kapattım. Ben size reklam arasında bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Bir konumuza dönelim ama unutmayayım. Evet. Madem konuş. Şimdi şey diyordum, 29 yani, Ekim, 28 Ekim. Ha bir de şunu unutmayalım. 2 Ekim'de Mustafa Kemal'in Viyana'da çıkan meşhur o Neue Freie Presse diye bir gazete vardır. Orada bir mülakat vermiş oraya. Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. Zaten aslında çok ayan beyan her şey. Ayan beyan. Biz niye bunu böyle konuştuk peki yıllarca? Çünkü maalesef okumuyoruz, araştırmıyoruz, etmiyoruz. Tamam, oraya geliyoruz yine. Efendim? Nasıl? Yine oraya geliyoruz, evet. Evet, okumuyoruz. Ha, yazıldı bunlar. Söyleyenler var. Yazılan, çizilen şeyler tabii. Ama yazılanları okumuyoruz. Ya da bu slogan herhalde daha çekici geliyor. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Diyorsunuz, o bir manşet cümle ya. Herhalde o manşet cümle üzerinden. Yani mecliste komisyona gitmiş bu. Ertesi gün, ya pardon, genel kurula inmiş komisyondan. Cumhuriyet ilanı kastettiği o. Yoksa zaten haftalar öncesinden çalışmalar yapılıyor. Anayasaya soracak. Ve zaten tartışılmış, medyada dahi tartışılmış. Tabii, tabii, tabii. Atatürk Fransız devriminden çok etkilendi. Şimdi şunu göstereyim müsaade edersen. Bugün yazdım bunu. Şimdi Anayasa Komisyonu 29 Ekim günü genel kurula anayasa değişikliği raporunu gönderir. Şu. Altta da imzalar. Yazan Celal Nuri. Şey bu. Bunları gösterebiliyorum çünkü yayınlatıp. Onları gördüm. Azalar, evet. Habertürk'te yayınladınız. Evet. Şimdi bu. Ondan sonra oylama yapılıyor. Cumhuriyet'in ilan belgesi bu. Bunu da yayınladım, gösterebilirim. Şey şudur. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun yani anayasanın bazı mevaddının yani maddelerinin şurası işte. Yani bazı maddelerin değiştirilmesi. Dediği şu, birinci madde. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bu zaten var. İdare usulü halkın bilmem ne falan. Şimdi şu eklenmiş. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Şimdi cumhuriyetin ilanı dediğimiz şey... Bunu zoomlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Biraz yakınlaştıralım lütfen. Biraz daha. Yakınlaştır hocam. Biraz daha yakınlaştıralım. Biraz daha. Osmanlıca bilenler okuyabilsin kıvamında. Hayır, hayır, şeyi göstermek için söylüyorum, hayır. O cümleyi. Şu cümle, cumhuriyetin ilanı bu. Bir dakika şöyle yapalım hatta. Bir dakika, şunu şuradan çizeyim de. Bakın, şimdi tekrar göstereyim. Tekrar verelim. İşte 100. yılını kutladığımız, yaptığımız... Biraz daha zoomlayalım arkadaşlar, yaklaşalım. Yaklaşabiliyor muyuz? Önden bir şey yapardınız eskiden zırt zırt diye ben program yaparken. En son buymuş. Biraz uzatabilir misiniz öne hocam? Öne uzatırsanız gelecek. Biraz şöyle öne uzatır mısınız? Şöyle. Nasıl? Yok, şöyle kolunuzu uzatırsanız. Böyle. Heh, tamam, geldi. Yok, önden bir şey yapardı arkadaşlar eski. Makineler şey oldu. Bakın, yenisi demek ki bunlar bunu. Şu daire için aldığım kısım gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor, çok net. Ben göremiyorum uzağı çünkü. Şeyden, Cumhuriyet'in ilanı budur. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Bu. Bunun 100. yılını kutluyoruz biz. Yani bu
cümlenin Türkiye devletinin şekli, hükümeti, cumhuriyeti. Beş kelimenin. Budur cumhuriyet. Bu belgeler nerede saklanıyor? Meclis arşivinde. Meclis arşivinde. Peki bunların kuruluşu ve bu belgelerin tamamı... Bunları tasdif yoktu, tesadüfen bulduk. Bunlar müzelerde... Ha şimdi... gavur... Amerika'sı, İngiltere'si bilmem nesi... daimi sergi yapar. Kurumuş öyle olmalı belgesi. Değil midir biraz daha? Öyle olması gerekiyor, bizde yok. Niye? Ben bunu 4-5 sene önce buldum. Bir arkadaş vasıtasıyla meclisten yayınladım. Hala duruyor orada. Bunu mesela yani Cumhuriyet'i kutlayan gençlerimizin gidip ya Cumhuriyet'in kuruluşu ve bu belge ve bugünden sonra görebileceği bir yer yok. Yok, karşımda yok. Neden yok? Bu da tuhaf bir şey değil mi? Beyefendi, Türkiye'de yaşıyoruz. Bizde böyledir. Hatta size daha komik bir şey söyleyeyim. Şimdi bunun bağlı evrakı var. Şu gördükleriniz. Şimdi karar çıktı. Şimdi şunlar Riyaseti Celile'ye falan diye. Şeyleri. Şimdi karar çıktıktan sonra hangisiydi o? Mustafa Kemal Paşa icra vekili heyeti Riyaseti Celile'sine şeye gönderiyor bunu. Başbakanlığa. Gönderiyor ki resmi gazeteye gönderin, yayınlayın diyor. Fakat orada komik bir şey var. Kanunun numarasını yanlış yazmışlar. Şeyde. Derken meclis özel kalemi sekreteryası uyanıyor. Aman diyorlar, numarayı yanlış yazdık şu. Doğrusu bu olsun diyor, bir yazışmalar yapılıyor falan, numarayı değiştiriyorlar. Yani böyle bir şey. Güzel şeylerdir bunlar. Çok güzel ve önemli hatıralar. Hatıralardır ama döneme dair. Yani bunların bir yerde teşhir edilmesi lazım. Yok bizde. Bizde öyle bir şey yok. Edilir belki mi? İnşallah. Ha bir de şu var yani, kimse de okuyamaz, bir de o var. Ha, Cumhuriyet'in kuruluş belgesi diye latinize edilmiş metni koyarsınız. Şey, o az önce gösterdiğiniz okunabilir. Hangisi? Osmanlıca olan Cumhuriyet... Çizdiğiniz okunabilir hocam. El yazısı değil ya o. El yazısı. O da mı el yazısı? O zaman el çok yazısı. Güzel yazılmış. Çok el güzel yazısı. Yazılmış o zaman. Kimin yazısı bilmiyorum. Değil mi ama çok yani okunaklı bir yazı o. O yıllarda biliyor musunuz iki bildiğimiz iki katip var mecliste. Kim? Hıfzı Veldet. İkincisi kim? Vehbi Koç. Çünkü okuma yazmaları var bunların. Ama başka katipler de var. Bu el yazısı bu. Şurada imzalar var da imza biliyorsunuz Türkiye'de imza okunmamak için atılır. Okunması için değil. Halbuki kanunen imzanın okunması şartı vardır. Bizde okunmamak için atılır imza. Karalarlar böyle. Burada da öyle. Okunmuyor imzalar. Mesela hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924'te o celsenin zabıt katibi Vehbi Bey. Hilafetin kaldırılmasını da biraz konuşalım vaktimizde gelirse. Ama yani hepsi el yazısı bunlar. O zaman matbu şey yok. Matbaa var gerçi ama resmi gazeteyi falan basıyorlar. Hocam karşı çıkanlar neye karşı çıkıyorlar? Neye karşı çıkıyorlar? Ne yapılırsa karşı çıkma inadından. Peki Atatürk'ün çok yakın silah arkadaşları, birlikte bu süreci yönettiği isimlerin tamamının veya... Onların nasıl karşı çıkması hilafettir. Efendim? Hilafettir asıl karşı hilafet. Çıkmaları. Hilafet konusudur. Hilafettir. Cumhuriyete evet karşı çıkan çıktı, oldu tabii ki. Ama öyle pek fazla hilafette olduğu gibi fazla karşı çıkan olmadı. Ha karşı çıktılarda ne oldu? Hiç. Hilafetin kaldırılması mı? Evet. Karşı çıktıkları şey. Mesela Rauf Bey falan ailem o ailede hilafetten yani hanedandan şeye de karşı çıkanlar çıktı. Hanedanın kaldırdığı hilafet sürgün kararına. Hmm. 3 Mart 1924'teki sürgün kararına ona da karşı çıkanlar çıktı. Ve açık açık söylüyorlar. Yani Rauf Bey'di galiba tam yanlış söylemiş olabilirim. Ailem kaç nesildir bunlar sayesinde yer edindik.